Efendim, şunu söylemek istiyorum. 2022 yılından bu yana hangi hesapla girdim bilmiyorum ki. Neyse fark etmez. Sonuçta YouTube kanalım Baysal TV'ye atılacak. 2022 yılından bu yana benimle uğraşan İlk Okşan olarak tanıdığınız gerçek adı Ali Büyük. Eki abinin de Bilal Beşli. Fakat şunu söylemek istiyorum. Ben bunlardan sen beni bak Okşan biraz geri çekildi. Ama sen beni ne yaptın? Gerek Gülhane Hastanesi, gerek psikiyatri hastanesi, Vasilik olayı, bundan dolayı. Bu arada Gülhane Hanım'a da buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Avukat parası gönderdi, avukatımı da tuttum. Avukatımı arıyorsun, avukatım da beni arıyor. Birkaç davadan vazgeçeceğini söylüyorsun. Hayır, öyle bir şey yok. Daha geçenlerde Elmadağ kadın cezaevine senin yüzünden girdi. Birkaç dava olmayacak. Geçsen de hepsinden geçsen dahi yine benim hakkım. Ha, şunu da söyleyeyim. Tabii ki yıkılmış olduğum psikolojikmen hastanelere gönderildim. Vasilik, gereksiz vasilik olaylarından yola çıkaraktan onun bedelini de ödeyeceksin avukatıma. Buradan tekrar Günür Hanım'la ben konuşmuyorum. Günür Hanım Hollanda'dan gelmeden şu an Türkiye'de biliyorum zaten. Bana biliyorsunuz 400 euro göndermişti. Benim de diş param veya klip param işte her neyse işte. Onu da üstüne koydum, avukat tuttum. Şimdi sen benim avukatımı arayıp bir dosyadan, iki dosyadan hayır bilen öyle bir şey yok. Şöyle yok. Çünkü psikolojimi çok bozdunuz. Çok bozdunuz. Yani 5 davayı geri alsan ne olacak? 10 davayı geri alsan ne olacak? Asılsız, iddiasız, adaleti oyalayan bir gereksiz davalar. Ama olan bana oldu. Ben süründüm. Kayyımlık açtın. Vesayet davası açtın, kaybettin. Yetmedi. Hakime küfür etti dedin. Oradan beni ceza aldırdın. Yetmedi beni Elmadağ kadın açık cezaevine gönderdin. Sonra diyorsun ki ne? Avukatına uzlaşma talep ediyorsun. Davaları geri çekeceğim. Çünkü senin bana açmış olduğun davalar asılsızdır. Bunu unutma. Sevgili Bilal. O yüzden Allah'tan ki avukat tutmuşum ki o günür sayesinde Bundan dolayı sen önüne geleni böyle kalkıyorsun. Başkaları beni ilgilendirmiyor. Bana çektirdiğin, çektirdiklerin beni ilgilendiriyor. Öykü Özden'le de davam oldu. Öykü Özden de beni hastanelere gönderdi.
Ama bu kadar uzatmadı. Senin kadar. Yok. İcralık evini alayım. Yok şudur, budur. Diyerekten uğraşmadı benimle. Ben Öykü Özden'le konuşuyor muyum? Hayır, konuşmuyorum. Bana aldırdığı ceza 5 ay. O da gelirse yine giderim. Kraliçeler gibi geride çıktı yaparım. Ama sen diyorsun ki senin tek korktuğun bir dosya var. Seni bana açtığın dosyalar fazlasıyla hem adaleti oyalayıp hem de beni psikolojimi bozdun. Bundan dolayı başkalarının hakkında olan davaların beni ilgilendirmiyor. Fakat avukatıma talimatı, zaten avukatım seninle iletişime girmiş. Demişsin ki ben birkaç şeyle davadan vazgeçerim. Senin bana atmış olduğun iftiralardan bahset ki hani ben anlayayım, avukatım da anlasın. Bu olayda Okşan da var biliyorsun değil mi? Çünkü en ağır dosyadan orada işte portakal orada kalıyorsun. Sevgili Bilal. Roy gelmiş efendim. Roy müsait misiniz? Alabilir miyim? Tabii ki. Buyurun efendim. Ben zaten konuyu açıkladım. Belki onun da kendine göre bir yorumlar olacaktır. Yani. Olmadı. Tekrar deneyeceğim. Merhabalar. Hoş geldiniz Roy Bey. Nasılsınız? İyi geceler, iyi sabahlar, iyi bayramlar Sibel Baysal hanımefendi. Saatler olsun Sibel Hoş abla. Canım benim. Teşekkür ediyorum. Şimdi konu çok önemli. Önemli bir konu. Konuyla alakalı yani ben zaten ismini verdim. Günür sayesinde benim de kısmi olaraktan param vardı. Avukat tutmuştum. Şimdi Bilal Beşli Beyefendi diyor ki ben diyor avukatıma söylüyor 6 dosyadan diyor yani davadan vazgeçerim diyor. Ama sen diyor benle Ali Büyük Okşan'dan diyor bir şeyden vazgeç diyor bana. Avukatıma söylüyor. Şahsım adına da söylüyor. Allah'tan ki Gönül Hanımefendi bir kısmi olarak destek oldu. Şahsım adına avukat tuttu. Ben de burada diyorum ki ne? Siz beni o kadar süründürdünüz 2022 yılından bu yana. Olur olmadı ki iftiralar attınız. Benim eğer ki Ankara'da sizin hakkınızda Ali Büyük Okşan'la bir dosyam eğer sizi çok etkiliyorsa avukatıma demişsiniz ya 6 davamı geri çekelim. Çünkü siz iftira atıyorsunuz bana. Ben iftira atmadım ki size. Buyurun. Ben bu konuyu hiç bilmiyorum.
Yani Sibel Baysal her zaman dobraları konuşur. Ayrıca bu banyo kostümü de çok kendisine yakışmış ve seksi olmuş. Onun için ekrana Öyle ben ekran konuşmayalım, öyle konuşmayalım Roy Bey. Öyle konuşmayalım canım benim bir tane. Sibel Hanım, ben ekrana bakmadan konuşuyorum şu an. Çünkü sizin güzelliğiniz şu an beni şey yapıyor, dikkatimi dağıtıyor tırnak içerisinde. Teşekkür ediyorum. Bilginiz dahilinde olsun. Gözlerimi kapatarak konuşuyorum şu an ki görmeyeyim sizi diye. Ha, iyi o zaman uyuyun efendim. Ben de size neneyi okuyayım. Hayır, dikkatim sizi görünce dikkatim dağılıyor. Konuya odaklanamıyorum. Similyamlaş. Ay pardon. Ben zaten ciddi bir şey bu. Gerçekten. Evet. Ben konuşmalarımı yaptım. 2022'den bu yana benim günahım nedir Roy? Ben sana sormuyorum. Şöyle. Yani beni müdafaa et demiyorum. Benim günahım neydi? Asası davalar açıldı bana. Yeri geldi. Zaten benim elimde raporum var. Hastayım. Ben burada yayın açıyorum beynimi dağıtmak için. Ama Bilal Bey, siz neden Ali Bey ile birlikte bir davama karşılık neden avukatımla ben açmış olduğum davaları geri çekerim diyorsunuz. Evinizde yaptınız küründen. Bunu orada söyledi. Herkes de biliyor. Benim üstüme attınız. Bilir kişi geldi oraya. İtfaiye geldi. Ben ne zaman gelmişim Kocaeli'ne? Gebze'ye. Hayır. Bana iftira attınız. Her konuda benim icralık evimi almaya kalktınız. Dava üstüne dava. Psikiyatri, yok psikolog, Gülhane Hastanesi, Vasilik davası olaraktan işte el mi yaman, bey mi yaman diyerekten Allah'tan ki kısmi olaraktan Günür Hanım Efendi bana zamanında bir para göndermiş 400 euro. Hatta söylüyordu ya, 400 euro gönderdim. Ben de kalktım üstüne avukatımı tuttum. Avukatım ne diyor şu anda? Avukatımı arıyorsunuz değil mi Bilal Bey? Ali Bey ile Ali Bey dediğim Okşan Büyük. Benim onunla olan davamı bir dosyayı geri çekin. Ben de onun karşılığında 6-7 tane davadan feragat edeceğim diyorsunuz. Bilal Bey, şimdi siz bana iftira niteliğinde asılsız iddialarda bulunup hem öncelikle adaleti yanıltıp sonrasında benim psikolojimi bozdunuz. Beni oraya buraya sürüklediniz. Buna ne diyeceksiniz? Molotov kokteyli hakkında geçen de öbür bu dopa denen kişi var ya hani ona iftira atıyor, ona söyle iftira atıyor diyecektim neredeyse. Onu mahkeme açmış ama o nasıl oluyor? Pardon Yeliz Hanım. Bu geçen bir dopa diye biri geldi ya abla hani onunla mahkemeye O falan. günden Ha. bahsediyorsunuz. Evet, o günle Onu kendisinin o benim kapsam dışında ama yok kısaca yok. bir bilgi Şu verebilirim. Molotov Tabii olayı ki Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ağır Ceza Mahkemesi'nde de mi dava? yargılandıkları aşikarca belli İzmir'de. O Onu gün bilmiyorum da o gün hani mütemmel olan çocuk kardeşim orada bilmiyor musun? O gün evet o gün Karacan. ben dopa diyeyim de dopa o gün bu Molotov O olayı gün için de Karacan onu mu kardeşmiş. suçladığını söyledi. Onu da mı suçladı aynı suçlu o zaman? Alenen ve aşikarcı Sibel Hanım bunu açıkladı bu konuyu. Dopa da öyle bir şey söyledi. Ben mi yanlış duydum? Yok, duymadım. Dopa da bu Molotov Ben de kokteylinden öyle bir şey duydum gibi ama kendisini ben şikayet ettiğini bunu duydum. daha çok bu suçu Sibel Hanım'ın üstüne atılırken duymuştum ben. Dopa da ama kendisine de o böyle bir şikayet olduğunu söyledi. Fark ettiniz mi siz o yayında?
Sanırım evet öyle bir şey oldu. Ama kendi üzerine demedi. Yok dedi, evine gidilmiş, bir şeyler yapılmış, yangın falan öyle bir şeyler olmuş dedi. Bana söyledi demedi diye hatırlıyorum ama şimdi hatırlayamadım çok. Yani Ay Sibel Hanım, çok bakar mısın şu asalete, şu güzelliğe ya. Bugün ben kendisiyle görüştüğümde Kimle görüştünüz dedim ki efendim? Bilal Bey'le Okay. görüştüğümde avukatım işte beni avukatımı aramış. Ondan sonra avukatım beni aradı. Hayır dedim ben yani bu şekilde çünkü ben hep iftiraya maruz kaldım. Ya oradan oraya psikiyatri bölümüne, Gülhane Hastanesi'ne, vasilik davası filan diyerekten o gün Karacan kardeşine olan davaları İzmir'de sürüyor. Fakat kendisiyle görüştüğümde neymiş zamanında tamam o gün Karacan beni şikayet ettiğinde neymiş efendim şikayetini zaten geri aldı. Bana işte bir harçlık yollamıştı. Ben ondan dolayı sinirlendi diyerekten veya ne bileyim işte öyle zannediyordum. Meğersem orada kayıtlar da gösteriyor. Diyor ki ne? Hayır. Seni diyor koli olaraktan diyor. O gün Karacan seni şikayet etti diyor. Ne alaka? Ben evimde de Nasıl? koli yapabilirim. Çarka da çıkabilirim. Sen ahlak sabıtası değilsin. Bir kere sen yalan konuşuyorsun Bilal Bey. Yalan konuşuyorsun. Olmuşum Çünkü bana görüştüğünde. gelen tebligatta o gün dedi pişmanım Sibel abla başkasının dolduruşuna geldi. Ben seni şikayet ettim dedi. Ondan sonra bunun şeyle koliyle moliyle alakası yok. Burada da yalan konuşuyorsun. Senin onunla İzmir'de ağır cezada süren davan var. Evet, davalık oldum biliyorsun. Nerede Yani ben? diyorsun ki bana Gelmez. açıkça ben alenen şunu anlamak şey yani ben doldurmaya çalışıyorsun. Diyorsun ki ne? İşte o gün Karacan seni ne şekilde şikayet ettiyse de sonuçta gidip de çocuk delikanlı gibi ben pişmanım Sibel abla başkasına uydum deyip de şikayetini geri aldı mı? Aldı. Senin gibi beni süründürdü mü? Süründürmedi. O yüzden avukatım aracılığıyla tamam mı? 6-7 tane davanı çeksen ne olacak? Çekmesen ne olacak? Ali Büyük'le sen bana avukatım aracılığıyla diyorsunuz ki ne bir dava var diyorsunuz. O gün Karacan'la alakalı bir dava değil bu. Benimle alakalı. Ankara'yla alakalı. Çünkü ben size bir şey yapmadım. Bakınız Öykü Özden ne? Bir şey söylüyor muyum? Hayır. Niler Albera bir şey söylüyor muyum? Hayır. Ay, onar ay ceza attırmalarına rağmen demiyorum. Ama siz benimle oyun oynadınız sağa sola psikolojimi fazlasıyla bozdunuz. Vasilik ne demek ya? O zaman ben de Yeliz Karay'a geleyim veya Roy Cook'a gideyim. Diyeyim ki ne? Aa, tanımıyorum kan bağım değil. Dava açayım mahkemede. Vasit ayin dedim. Öyle bir şey yoktur. Vasi zaten olamazlar da. Vasilik davası Sibel ne Hanım'ın sürdüğünü vesisi, bacısı Semra zaten. anlamadım. Evet, kız Zaten kardeş. dışarıdan biri onun vasisi olamaz ki. Bu davanın yaşlanmış ondan dolayı. Efendim, çok önemli açıklamalarım oldu. Teşekkür ediyorum. Bakalım yine bu sefer adalet mümkün temelidir demiyorum. Gündür'den de Allah razı olsun kısmi olaraktan bana parayı göndermişti 400 euro. Ben de üzerine koydum. Özel avukat tuttum. Ama Bilal Beşli sana bir şey söyleyeyim mi? O davaları ben avukatım çekmeyecek. Ali Büyük, Okşan. Bakalım. Öpüyorum kendinize iyi bakın. Az sonra Gülüm'le beraberiz. Tamam.